Biz defalarca CPT ile görüştük. Hem yüz yüze görüştük, hem yazılı olarak bilgi talep ettik. Çünkü ortada iki ayrı bilgi var. Birinci bilgi CPT'nin Eylül ayında buraya geldiği zaman normalde geri gönderme, mülteci geri gönderme merkezlerini ziyaret ediyorlar. Fakat konunun hassas olduğunu bildikleri için, böyle düşündükleri için bize söyledikleri, buraya gelmişken İmralı'ya da gidip ziyaret etmek istediklerini söylediler. Ziyaret etmişler. Kendilerinin deyimiyle oradaki her dört tutukluyla yüz yüze mülakat yapmışlar. Bu onların dediği. Fakat yani kamuoyunda sirküle edilen ve bizim de aldığımız başka kaynaklardan bu görüşmenin olmadığı yönünde, en azından Sayın Abdullah Öcalan'ın kendileriyle görüşmeyi reddettiği yönünde. Tabii bu böyle olunca durumu netleştirmek için biz ısrarla CPT'ye tekrar tekrar görüştük, ifade ettik ama onlar ısrarla yani görüşmenin, zaten CPT'nin rapor yazabilmesi için oradaki insanlarla mülakat yapmaları gerekiyor. Mülakat olmadan rapor yazamıyorlar. Dolayısıyla biz raporumuzu yazdık, sunduk ve bu raporların hepsi de yüz yüze yapılan mülakatlardan sonra yazılır şeklinde bir ifade. Şimdi acı olan durum şu, yani CPT'nin bundaki rolü ne kadar yaptı yapmadığının ötesinde, Türkiye tırnak içinde hukuk devleti olduğunu söyleyen bir ülkede biz bu kadar basit bir gerçeği, yani durumunun ne olduğunu öğrenmek için yani çalmadık kapı bırakmıyoruz. Avukatlar başvuruyor, aileler başvuruyor, vekiller adalet nöbetini tutuyor. Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden binlerce avukat görüşme için talepte bulunuyor. Avrupa Konseyi araya giriyor, talepte bulunuyor. CPT geliyor, raporlar yazıyor. Ama Nuh diyen, peygamber demeyen bir iktidar burada söz konusu. Şu İmralı cezaevi Türkiye'nin Guantanamo'sudur. Yani hukukun kesinlikle rafa kaldırıldığı, idarenin, mülki idarenin ya da hükümetin kendisini hukukun üstünde gördüğü, tamamen keyfi bir tutum söz konusu. Maalesef şu ana kadar içeriden ve dışarıdan baskılarla bu tecrit durumu aşılamadı. Avrupa Konseyi'nin bu organı, İşkence İzleme Komitesi gelir, istediği zaman istediği cezaevine gider, gözlemlerini yapar, mülakatlarını yapar, raporunu yazar ve bunu o ülkenin hükümetine 6 ay içerisinde açıklanmak üzere teslim eder. Sıkıntı şu ki hükümet bu raporları açıklamıyor. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini konuşurken bakana sordum. 2017-2019'daki daha şeyler açıklanmamış, raporlar açıklanmamış. Bir de üstüne bu yeni rapor söz konusu. Dolayısıyla içeriğini beğenmedikleri zaman Türkiye tarafı paylaşmıyor. Şimdi CPT aslında hani biraz daha zorlayabilir. Yani biz tabii CPT'nin elindeki imkanları, sınırlamaları biliyoruz. CPT belli kurallara göre çalışıyor. Yani o hazırladığı raporu mesela kendisi deklare edemez, bunu yayınlayamaz. Fakat biliyorsunuz geçen geldikleri zaman bir kısa bir açıklama yapmışlardı, daha önce 2021 yılında geldikleri zaman. O zaman da bir açıklama yapmışlardı İmralı'daki tutuklularla görüştük diye. Konu çok hassas bir konu ama bu meseleyi çok teknik bir duruma, çok teknik hukuki bir duruma indirgememek lazım. Milyonlarca insan Abdullah Öcalan'ı merak ediyor, durumunun ne olduğunu bilmek istiyor. Sadece bir insan, bir şahıs olarak değil, yani milyonlarca insanın bir şekilde irademdir dediği bir siyasal şahsiyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün hani dünyadaki, Avrupa'daki kurumların körleri sağırları oynaması gerçekten çirkin bir durum. Daha ilginç olanı şu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de kararlar aldı İmralı'daki durumla ilgili. Bu CPT kararlarının uygulanması gerektiğini ısrarla raporlarında, izleme raporlarında ifade etti. Şu an Türkiye'nin yaptığı ne kendi kanununa, hukukuna uyuyor ne de uluslararası hukuka uyuyor. Yani bildiğiniz orman kanunu, yani bir valinin anayasanın üzerine, bir polisin anayasanın üzerinde olduğu olağanüstü bir maalesef süreçten geçiyoruz yani. Ama ısrarla biz bu talebin, yani tecritin sonlandırılması talebini takip ediyoruz.
olacağız.